Var ya. Ay bir de bunun için para veriyorlarmış bu insanlar. Üstüne para verseler bir daha girmem. Önünden geçmem. Ay anne çok mu kaldın acaba? Ay ne bileyim işte bu kadına dert anlatacağım diye konuşacağım. Bir anda bir her yer bir karardı. Bir başım dönmeye başladı böyle uçuyordu. Bak ayağa kaysa düşecek kafasını yaracak annem. Kesin düşerdim. Kesin canım giderdim yani. Ay tövbe de ablacığım öyle şey mi olur Allah korusun. Anne ne gidiyorsun sen de? Ne gerek vardı Allah aşkına? Ay evet anneciğim biz sana böyle toksinlerini at diye mi dedik diye mi gittin yani sen? Ha ben zaten kendim böyle gittim. Siz beni doldurdunuz. Aa, geldin sen. Acaba Onur hatırlar mı hatırlamaz mı? Kesin hatırlar. Sor bakayım. Ay hatırlar. 50 tane şey yaptınız. Ben de gittim kadını buldum. Bir baktım saunanın içindeymiş ya dedim bir an evvel sorayım da hani size bir ipucu getireyim bir şey rahatlatayım sizi diye girdim. Ha? Ne dedi? Bayılmama anlatmayayım değil mi? Çünkü ne dediği çok önemli. Neyse büyüklük bende kalsın. Neyse ölümün ucundan döndüm ben. Sonra o da aynı şeyi diyor. Diyor çok hassas diyor. Yani Onur böyle şeyleri asla unutmaz. Çok dikkatlidir. Ama artık evli olduğunuz için işte sadece ne bileyim yaş günleri, hani evlilik yıl dönümleri, yılbaşılar falan yani o öyle şeyleri hatırlar dedi. Yani öyle o şekilde ben çok yanıyorum çocuklar. Ellerim benek benek oldu. Ne oldu? Dur tamam. Ay su bir şeyler içelim. Songül Hanımcığım, umarım daha iyi hissediyorsunuzdur kendinizi. Evet efendim, daha iyiyim. Çok şükür daha iyiyim. Anneciğim siz de lütfen dikkat edin. Yani sauna riskli bir ortam. Fazlası zarar biliyorsunuz. Tabii anne tabii. Hatta benim bir arkadaş vardı bir gün girdi bu saunaya. Kurtuluş sauna değil, o sauna canım. Ha işte onu diyorum. Neyse bu saunaya girdi işte. Ya girdi inanmazsınız var ya yemin ediyorum 85 kilo girdi. İçeride uyuyakalmış avanak. Var ya böyle 45 kilo biz bunu böyle karga tulumla dışarıya bir aldık. İnanmazsın gerçek diyorum var ya 45 kilo. Abartmayın işte. Abartma. İyi yavrum ben ne bileyim 45 kilo değil de belki hani böyle 55 kilo falan çıktı galiba yani. Bacanak ha? Bize en son ne olursan onu söyle akşam pazarı. Hadi 65 olsun be bacanak. Ne diyeyim yani bak. O da sizin güzel hatırınıza yani. Ayrıca anneciğim yani şey diyorum hakikaten yani belli bir yaştan sonra bu sauna şeyleri... Ne demek o belli bir yaştan sonra? Şey diyorum anne yani 0-6 yaş grubu böyle çok ufak yaş gruplarında bazen ben bu babaları hiç anlamıyorum anne. Ufacık çocukları böyle koyuyorlar saunaya. Yemin ediyorum yani ayrıca her yaşın başka bir güzelliği var kendi içinde yani. Onu da şey yapayım ben buradan. Yavrum. Hani hava biraz böyle çok şey oldu demek ki. Nemlen sıcak karışınca benim böyle biraz ter yaptı, birleşti ikisi. Birleşmiyor işte kurtuluş şansını daha fazla zorlama canım. İnsan da alışık olmayınca tabii. Ay, elbette alışık olmayacağım. Elbette ben hamama alışığım doğal olarak. Finli olmadığım için siz Finlandiyalı mısınız? Ha? Allah Allah. Sauna adı üstünde Fin hamamı. Ben 1936 yılında olimpiyatlarla birlikte dünyada yaygınlaşmaya başlayan Fin hamamı düşünemiyorsun. Öbür tarafta yüzyıllardan beri devam eden bizim hamamımız. Esamesi okunmaz efendim bizim hamamımızın yanında. Ben elbette hamamımın yanında olacağım. Ondan sonra ne o karagöz bizim diyorlar tamam sizin. Kahve bizim diyorlar tamam size. Baklava bizim diyorlar tamam sizin. Ben hamama sahip çıkıyorum. Hamam bizim. Helal olsun Songül Hanım. Bravo anne yemin ediyorum gurur duyuyorum seninle yani. Selam. Anneciğim vallahi tebrikler. Sizin gibi anneden de zaten böyle başarılı bir tarih öğretmeni olurdu. Sağ ol damat. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu
Muhteşem bilgilerden ötürü Songül Hanımcığım. Öğrenmenin yaşı yoktur efendim. Hayır, nereden icap etti acaba bu genel kültür, bu açıklamalar falanlar, nutuklar yani? Sen şuradan bir şey çıkar bana. Ne vereyim ben anneme? Peynir. Efendim sir. Allah Allah. Gördüm 88 tane cevapsız sehar yazıyordum. Evet, ne var? Hayır, ben tatildeyim şu anda yani. Ne istiyorsun? Hayır, ne olabilir yani? Ne haber vereceksin bana? Allah Allah. Çorap gibi ko... Betül! Sürpriz! aldım haberin aklını aldım ben. Haberi aldım ben. Bizsiz tatile mi çıkılırmış hınzırlar? Bizsiz saadet neymiş? Tatmadım, bilemem ki. Bu ne ya? Ev pavyona dönmüş. Kimin sünneti var acaba? Allah'ım, hayırlara vesile olsun ya. Yani şu geceyi kazasız belasız atlatayım. Başka bir şey istemiyorum. Birazcık yardım ya. Birazcık ya. Samet. Ha, başlıyoruz. O kim ya? Başka birini mi bekliyordun yoksa kaytan bıyıklım? Ben sizi de beklemiyordum ki Şerife Hanım. Ne bekliyordun peki? Metrobüs mü bekliyordun salonun ortasında? Çapkın. Napkın? Aa, ama bak kızacağım. Biraz sizi ciddiyete davet ediyorum ama Şerife Hanım lütfen olmaz böyle. Hanım mı? Sametciğim, bu hanım da nereden çıktı? Aşk olsun. Aşk olmasın. Saygı olsun, seviye olsun. Rica edeceğim 5 metrede mesafe olsun. 5 de yetmez 10 olsun yani. Yani ayrıca bu evin hali nedir böyle ya? Salı pazarına dönmüş. Şu ortalığı falan bir toparlayalım yani. Böyle olmaz lütfen ama. Toplarız canım. Önce şu ojelerimi bir süreyim de. Ne renk oje süreyim Samet, ne renk istersin? Renk sevmiyorum ben. Renk menk yok, hatta renk göreyim ben. Renk falan sevmiyorum ben. Nereden çıkartıyorsun sen bunları, yeni şeyler çıkartıyorsun? Oje sürecekmiş, ne renk sürecekmiş de bana soruyormuş da ojenin rengi neymiş de. Yeni olur mu Samet? Kimsecikler yokken ben vardım yanında. Bak görüyorsun yine herkes gitti. Yanında Şerife kaldı. Dikkatini çekerim yani. Çekme. Dikkatimi falan çekme. Çekemezsin de zaten. Ben çekilecek bir adam da değilim. Bu ne ya? Böyle ortalığı boş buldum. Çakma Kleopatra gibi çıkmış benim karşıma ya. Fena mı? Sen de maşallah Sezar gibi çocuksun şimdi. Sezar'la Kleopatra oluruz. Fena mı? Fena. Çok fena. Çok çok fena yok. Yani sen de olmaz yani. Sametciğim. Güllere kavuşmak için koşarken ezip geçtiğin papatyaları lütfen fark et artık. Gece gece beni çiçekten soğutma ya. Bu nedir böyle kamyon yazısı gibi ya? Zaten eve de kamyon girmiş gibi. Topla şu ortalığı. Bir şeyler yap. Tamam. Kaç bakalım nereye kadar kaçacaksan Samet Bey. Ay vallahi ne kadar güzel yani. Ay bu değil yani, aile olaraktan diyorum, bir arada olmamız yeniden. Ne kadar hoş bir şey değil mi? Öyle öyle, çok güzel ya. Maşallah. Ya. Çok. Yalnız bu ailemizdeki bu dayanışma ruhu yok mu? Gerçekten bunun hastasıyım. Adeta Sicilyalı bir mafya ailesi gibiyiz. Marlon Brando çıksa gelse şu kadroyu şu anda toplayamaz. Öyle söyleyeyim. Bakınız, baba 1, baba 2, baba 3, Rocky 5. Erol'cum, böyle laflar etmesen mi acaba oğlum diyorum, ha? Hadi yemeğini ye çocuğum, hadi. Hayır, ne alakası var yani Erol? Suç örgütü müyüz biz? Evet, olmuyor. Şöyle bir bakıyorum, gerçekten bu örnek hoş kaçmadı. Yalnız ailemiz o kadar köklü, o kadar zengin, geniş bir aile ki... biri bir olası hata yaptığında bir diğeri bunun hatasını bertaraf ediyor. Ay, sülalemi seveyim. Kanki, kusura bakmıyorsun değil mi? Belki baş başa tatil yapacaktınız, geldik böyle ortasında. Ya olur mu öyle şey? Ben senin gelmene çok sevindim. Kaynanayla yerlere rağmen. Evet, onlara rağmen. Ay aklıma neler geliyor böyle oturdukça. Ay ne diyorum biliyor musunuz? Biz bu buluşmaları böyle bir geleneksel hale getirelim mi acaba? Ne dersiniz? Yemin ederim bunu kapıdan koydum, bacadan girelim. Hmm. İstemediğin onu burnunda bitermiş işte. Aynen öyle. Duyma
birazdan geliyorum. Hayır yani. Dış kapının mandalı ailenin reisi oldu ayol, görüyor musun? Siz de açtınız o kapıyı sizden. Bak bak isme bak 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 bak. Geleneksel sarıhan buluşmaları bak da size bak. Bak çok güzel değil mi? Parlak bak böyle. Ama mesela aynı yerde gene. Önümüzdeki sene aynı yerde, aynı hafta. Hepimiz. Haydi Türkiye'm. Ben yokum. Yani şöyle ben 5 yıllık kalkınma planımı önceden hazırladığım için maalesef büyük bir ihtimal yokum. Çalışıyorumdur. Nasip be Betül. Nasip yani. Kısmet. Keşke yani haber verseydiniz de odayı yırtırdık tabii. Yani böyle habersiz gelince yer bulamayabilirdiniz yani. Bulduk bulduk. Ama yengoşum, insanlar, seven insanlar bir arada olduktan sonra nerede yattığının ne önemi var Allah'ın sen? Daşta da yatsan olur, botta da yatsan olur. Abiciğim kusura bakmayın, Betül'ü durduramadım yani. Sıkma canını Şahat, sıkma. Bak hep beraberiz, ne güzel işte, boşver. Çifte kumrular, nasılsınız bakayım? Nasıl gidiyor barış süreci, hı? Bitti mi o küskünlükler, o kırgınlıklar, hı? Tam unutuyorlardı ki gençler. Sen izin vermiyorsun, değil mi? Hep hatırlatıyorsun. Ay sen şey mi istiyorsun acaba? Sana da hatırlatmamız mı gerekiyor hikmetleri? Ben bu çocuğun tatasından bir dedi. Aman Songül Hanımcığım, Allah aşkına. Geçmişe mazi derler. Unutalım, unutalım. Bence de. Bence de bir an evvel unutalım. Unutturalım. Ama bu ikiliye ben de bakıyorum var ya, bunlar var ya hınzır bunlar, yaman bunlar. İlk senenin sorunlarını atlattıktan sonra gerisi kolay. Bunların da kanı deli akıyor şimdi ama açtılar herhalde değil mi? Erol biz iyiyiz gerçekten, sağ ol. Eksik olma. Yengeciğim, sizin de samimiyetiniz için teşekkür ederim. Ay rica ederim Onurcuğum, ne demek yani insan merak ediyor yani ne de olsa. Hayır çünkü o kadar badirelerden geçtiniz yani kolay bir şey değil bunları unutmak. Biz unuttuk. Bence bir an önce siz de unutun. Boşuna kendinize yük edinmeyin. Yok yok Laleciğim, niye bana dert olsun abi, da yani yengelik sen de biliyorsun ki yani zor bir zanaat, kolay değil. Yengelik kolay mı? Ah Laleciğim, bu kadıncağız var ya yatağında 4 dönüyor Onur'la Lale, ne olacakmış? Sağa dönüyor olmuyor, sola kurdeşen döktü bu kadın. Pişik oldu üzüntüden. Hangi yenge pişik olmuş sorarım. Hiçbir yenge. Gerek yok çünkü. Ha. Didiştiler mi bunlar yine? Didiştiler değil mi? Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık niye didişsinler canım? Didişmişler işte, öyle görünüyor. Görüyorum ben. Yeter Betül, yeter. Betülcüğüm, sevgi her şeyin üstünde değil mi? Daha önce de söylemiştim. Demek ki Onur ve Lale barışmışlar. Ve bundan sonra da güzel bir şekilde mutlu birlikteliklerine devam edecekler. Değil mi? Artık konuşmayalım Betül. Öyle. Size doyum olmaz, bize müsaade. İyi geceler abi. Hadi. İyi geceler. Olmadı. Hadi, hadi madem iyi hadi. Vallahi zengin kalkış ya. Vallahi zengin tam gerçek manasına. Gelin biraz gergin gibi. O senin kendi gerginliğin Betül. Ben mi gergin? Ay. Ay nereden çıktı şimdi bunlar ya? Aşkım yengem bu biliyorsun yani her yerden çıkar. Ay şimdi yengenler de buraya geldi. İsmet babaanne orada tek başına kaldı. Emir onunla, ikizler onunla, Gülşah onunla. Çok yorulacak babaanne. Yani doğru söylüyorsun. Hem bizim tarafa gidecek, hem Betül yengemlerin evine gidecek. Hem Gülşah'ı da görecek. Bu saatten sonra kadın bölünecek yani. Aynen öyle. Ay Emir ne yapıyordur acaba şimdi? Çok merak ettim. İstersen bir arayalım. Hı? Olur aşkım, çok iyi olur. Tamam. Onur, merhaba. Babaanneciğim. Laleciğim merhaba. Merhabalar babaanne. Bakın, burada kimler var? Merhaba Onur enişte, merhaba teyze. Emir, anneciğim. İyi misin? Gülşah'cığım ne yapıyorsun? İyiyiz, iyiyiz biz. Siz hiç bizi merak etmeyin, gayet iyiyiz. Aa, siz Betül yengelerde misiniz? Ya biz de sizi düşünüyorduk, çok yorulacaksınız, oradan oraya koşturacaksınız diye. Şimdi içimiz rahat etti. Yok, yok, yok. Hiç yorulmuyorum çocuklar. Şadiler gidince Gülşah'la Emir de bu eve aldık. Böyle torun, tombalak orada halinde yaşayıp gidiyoruz.
Ben de ikizlere bakıyorum teyze. Ay aferin sana Gülşah'cığım, aferin teyzeciğim. Bak, Şeher'le ikizler de burada. Şeher bize çok yardımcı oluyor. Selam Şeher. Merhaba Şeher. Merhaba. Oh, ben hayatımın baharında burada 4 çocukla uğraşayım. Şerife Hanım boş evde gününü gün etsin. Sen görürsün Şerife. Babaanneciğim, bir şeye ihtiyacınız var mı? Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, gayet iyiyiz. Aslında benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi Şerife yazık, Yıldız Hanımlarla tek başına canı sıkılıyordur. Onu da buraya çağıralım. Hem bize yardımcı olur hem de güzel vakit geçiririz ha? Tamam, mantıklı. O zaman çağırın Şerife'yi gelsin. Hem babaanneme de yardımcı olur. Evet evet, çok iyi olur. Bakın işte, hepimizin keyfi yerinde. Bol bol yardımcı da var. Siz bizi hiç merak etmeyin. Tamam babaanneciğim. Merak etme sen, öpüyoruz ellerinden. İyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. Ay Seher, iyi düşündün. Hemen ara Şerife'yi gelsin. Hadi biz de Gülşah'la bebeklerin mamasına bakalım. Hadi gel bakalım. Mamalarına bakalım, aman da aman. Hadi gel. Evet, rahatladın mı bebeğim? Vallahi rahatladım Onur. Aşkım, şimdi kimse ortalıkta yokken, ki böyle çok denk gelmeyecek biliyorsun. Ne yapalım, biraz yürüyelim mi şöyle? Olur, yürüyelim. Bak gel, sana ne göstereceğim. Ne? Beyler, çok büyük derdim var ya. Ahtapot gibi kadın. 8 koldan nereden saracağı belli değil. Allah'ım bana yardım et ya. Yani yakalanmadan şuradan odama gideyim, başka bir şey istemiyorum. Vallahi bezdim ya. Samet. Aha yine başlıyoruz. Ne oluyor ya? Gelme. 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 Yeter artık, gelme. Gelme. Samet. Şerifeciğim, sen nereden çıktın yine ya? Ben senin gölgenim Samet. Sen nereye, ben oraya, kaytan bıyıklım. Ay ben gölgemi. Allah'ım, mesajım yanlış ulaştı. Bu değildi. Bu değil. Aha, anında göründü. Allah'ım şükürler olsun. Telefon çalıyor Şerife. Bırak çalsın Samet'im. İzindeyim, görüyorsun önemli işlerimiz var. Aa, olur mu öyle şey? Belki Yıldız Hanım arıyordur Şerifeciğim. Dedikodu vardır, işin ucunda altın vardır. Ayıp olur, aç sen. Efendim Seher. Kız Şerife, nasılsın, ne yapıyorsun? Sen arayana kadar her şey iyiydi canım. Ne oldu, ne var, niye acıyorsun? Ay iyi canım, o zaman ben hiç uzatmayayım. İsmet Hanım seni aramamı söyledi, yarın seni buraya bekliyor. Ne, dur, nereye geliyormuşum? Hiçbir yere gelemem ben. Kızım sana anlattım ya, bazı meseleler var Seher. Ay ne demek gelemem Şerife? İsmet Hanım diyorum, seni diyorum, buraya çağırıyor diyorum. Ne diyeceksin? Samet'i tavlamaya çalışıyorum, gelemem mi diyeceksin? Olur mu Öşe canım? Ay niye olmasın canım? Sonuçta kaç yaşına geldim yani. Evde kaldım diye acır belki kız bana. Ay saçmalama Şerife. Yarın kahvaltıya bekliyoruz canım. Üf, ne kahvaltısı şimdi ya? Samet! Tatlım ben yarın gidiyorum, nereye gittin? Kaytan bıyıklım, ela gözlüm. Aşkım daldın. Emir'i mi düşünüyorsun? Evet, Emir'i düşünüyorum ama en çok da bizi düşünüyorum Onur. Yani ilişkimizi. Ne kadar şeyler atlattık, ne badireler atlattık, farkında mısın? Evet aşkım, ama atlattık artık. Yani biz aşkımızın ne kadar büyük olduğunu gördük. Bundan sonra da bu eller hiçbir zaman ayrılmayacak. Neredeyse boşanıyorduk Onur ya. Güzel karım benim. Böyle olaylar sayesinde biz aile olmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrendik. Ne kadar önemli bir şey olduğunu. Artık birbirimizin kıymetini daha çok biliyoruz. Bir de öyle düşünelim. Bundan sonra kavga etmek bile yok. Arada tartışırız ama sonuçta tartışmak ilişkinin tuzu biberi. Hem baktık böyle bir sorun yaşıyoruz tabii, Allah korusun. Hemen Pınar Bey'e gideriz, o halleder. Hakikaten ya. Yuvanızı yapacağım sizin, yuvanızı yapacağım sizin diye yuvamızı yaptı sonunda. Evet öyle, işini de çok iyi biliyormuş baksana.
Yani bir gurur tablosu vardı ya hani baktığımız. Hmm, evet. E baktı bize, gurur tablosunu gördü. Artık nasıl inandıysa bizim aşkımıza, sonuna kadar pes etmeden direndi yani. Dönüşte bir hediye alırız ona, olur mu? Teşekkür ederim. Olur. O zaman uğrarız yanına, hediyesini de veririz. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Filizciğim, hayatım çekiştirme, ne olursun çekiştirme hayatım. Filizciğim, kolum sündü ama benim bu kolum Street Fighter'daki Dalsım gibi bir oldu benim kolum şu anda ama. Lütfen, ne yapıyorsun denize? Yardır yardır gidiyorsun. Oy tombulum tombulum, yoldan geldim, yorgunum. Ferun ya, sabahtan beri dünür kavgasının içinde kaldık ama. Tatil bu değil. Tatil güzel enerjiler demek Erol'cum yani. Ayrıca da kaynanaya maşallah ağaç kakan gibi tutu 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 hiç susmadı. Sultanım, anam bana çekmiş. Hayır bir de yani Onur'la Lale zaten barışmışlar yani. Sen hala neyi kurcalıyorsun? Onunki de bir umut işte. Ney? Yani şimdi bunlar birleşti, barıştı ya. Anam tam barışamamışlardır diye bunları pekiştirmek için uğraşıyor kadıncağız. Erol, sen de yangına körükle gidiyorsun. Yani benim gözümden kaçtı sanma. Ama neyse, konudan uzaklaşalım. Hatta uzaklaştık, çok güzel. Uzaklaşalım ya. Tamam, o kadar da uzaklaşmayalım. Kızım gece vakti, nereye uzaklaşıyorsun? Gidelim odamıza zıbaralım, yatalım. Ne olursun, kurban olayım. Ya yürü hadi, ay. Bak, vallahi gerçekten ağzım dilim kurudu. Arkandan koşturdun, it gibi koştum arkandan. Gel, ağzım dilim kurudu, of. Of, vallahi nefes alamıyorum şu anda. Aldın mı, kıt kıt yap. Aa, görüyor musun? Her şey dahil. Damayım, soda mı bu? Yürüsene oğlum. Yuh artık. Anacık, sen bizim kız. Kız bu ne? Nasıl bir kapsam alanı varmış sende maşallah. Anten mi taktırdın? Baz istasyonu mu yuttun zalım? Oğlum mecbur ediyorsun insanı, ne yapayım ben? Filiz'e itiraz etme. O mutlaka Lale ile Onur'u bulur. Onu takip et oğluşum. Ve Lale ile Onur'un arasını boz mutlaka. Kız 7-24 fitne mi olur? Gece gece fücur mu olur? Bari tatilde yarım mesai çalışaydık be anacık. Olur Erol, olur. Olur. Şirket elinden gittiğinde o yarım mesaiyi de özleyeceksin. Ahanda silkindime kendimdeyim şu anda. Kendime geldim bir anda. Ana değil, soğuk duş etkisi resmen. Bravo. Doğal davran, doğal davran. Kendini akışa bırak. Bıraktım şu an. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete vallahi anacık. Hadi kapat kapat, çok yazmasın. Kız telepati de olsa vallahi kontür işliyor. Hadi acil bir şekilde gidelim Onur'la Lale'yi bulalım. Ne Onur'la Lale'si, ne bulması ya? Benim aklımda başka şeyler var. Ne gibi? Şöyle düşün. Deniz, kum, sen, ben, ay, yıldızlar. Sana bunlar neleri çağrıştırıyor mesela? Vallahi üniversite birinci sınıfı çağrıştırıyor. Kumsaldaydık böyle arkadaş ortamı. Ateş yanıyordu, gitar vardı, şarkı söylüyorduk. Allah'ım bir de bir kız arkadaşım vardı o dönem. Ebru Daş. 15 numara Daş. Taş kafa Erol. Öküz Erol, küt Erol. Hayır hayatım, geçmiş zaman olmuş bitmiş. Yaşandı bitti, saygısızca. Kızım nereye gidiyorsun? İlizciğim, kelebeğim, hayatım. Söylemeyeyim diyorum ama yani neyse, yani sonuçta tamam söylüyorum. Yani bu tatille ilgili fikirlerinizi bana daha önceden söyleseydiniz... ...ben de size dünyadaki oteller konusundaki fikirlerimi paylaşabilirdim yani. Neyse. Öyle mi Betül? Ha sen fevkalade olduğundan kusura bak. Ha sen damdan düşer gibi geldiğin için biz sana layık olamadık. Alınganlık yap ama. Boş ver. Lütfen şahidin adımla lütfen sakin. Lale. Ha yani estağfurullah diyeceğim de Yıldız'cığım yine de yani otel... Betül, otel güzel. Çok mutluyuz. Hı? Harika bir otel. Hatta saunası bile var. Saunası da olabilir de yani yine de şöyle bir bakınca otel... Yani aman neyse. İşte tutuyor yani. Ne oldu Songül Hanım'cığım? Niye kaşınıyorsunuz? Hey, sivrisinek mi var? Evet Betül, elti sivrisi var. Kusura bakma. Ay yine çok endişeleniyorum Şadi. Acaba odalarda sıcak su var mıdır? Yok. Maalesef bulunmuyor. İstirham ediyorum artık ama. Ama ne yapıyorlar biliyor musunuz? Havuzun altına ateş yakıyorlar. Onu bir güzel kaynatıyorlar. Sonra biz gidiyoruz kovalarda. Alıp alıp yıkanıyoruz.
Yıkanmayana odun var. Ya. Kendin taşıyorsun suyu. Cehenneme taşır. İlahi sen çok yaşadın onu vallahi. Sen de. Ay daha ne bundan güzel yer mi para yok? Daha bir şey yakalayacak bak. Ne düşünüyorsun aşkım? Bu anı aklıma kazıyorum. Çok güzel anlarımız olacak beraber. Onur. Hı? Burası gerçekten çok güzel bir yer. Çok güzel vakit geçirdim ama aklım Emir'de, onu çok özledim. Ama iyi ki baş başa tatile çıkmışız. Yani... Ya ne kadar baş başa kalamasak da birlikte olduğumuz için ben de çok mutluyum aşkım. Olsun. Ama bir dahakine Emir'i de alırız. Alırız değil mi? Ailecek gelir, tatil yaparız. Alıp geliriz aşkım. Yatalım mı? Yarın sabah erken kalkalım. Günü değerlendirmiş oluruz. Ne dersin? Onur. Biz de böyle yıllar geçtikçe küllenen aşklardan mı olacağız? Yani... Karı kocanın birbirine alıştığı, hiç heyecanın kalmadığı evliliklerden mi? Bebeğim, önce bir yıllanalım. Küllenelim. Onu sonrasında düşünürüz, tamam mı? Ay yani böyle bir şey asla olamaz demiyorsun. Şöyle söyleyeyim sana. Benim heyecanım hiçbir zaman bitmeyecek. Eğer yanımda sen varsan... ...her zaman heyecanlanacağım. Bunu unutma. E tamam işte böyle söyle. Saat 12 geçmiş. Uykun mu geldi? Hayır gelmedi. Tıpkı geçen sene bu gece gibi. Bundan sonra ömrümüzün yeteceği her gün gibi seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen kesin unutacağımı düşünmüşsündür ama... Asla. Aklımdan bile geçmedi. O zaman ben karımı tanıyamamışım demektir. Şey ya... Ne? Birazcık düşünmüş, çok az düşünmüş olabilirim. Biraz. Biraz. Çok az. Nasıl biliyorum ama. Gel bu konuyu tartışacağız seninle, gel. Ha, nereye ya? Ay Onur! Onur birazcık dedim, azıcık düşündüm. Tamam havuza değil. Ya, vallahi azıcık düşündüm, biraz. Şikayet mi ediyorsun sen? Ya o kadar meyve de getirmişler, neyse. Bacanak günaydın. Oo günaydın Bacanak. Ne yaptın? Daha meyim işte duruyorum öyle ya. Ben Lale'yi uyandırmadan kaçabildim, sen ne yaptın? Nilüfer uyandı mı? Bilmiyorum ki Bacanak. Aa Bacanak. Kusura bakma ya, sabah mahmurlu. Siz Nilüfer'le ayrı odalarda kalıyordunuz değil mi? Kusura bakma, ben de yarana tuz bastım. Ya yemin ediyorum, sorma artık. Hani Leyla ile Mecnun'a döndük ya. Bu nedir böyle? Alacağım elime bir tane değnek, vuracağım kendimi kumsallara yani. Teşekkür ederim. Aç çocuğum, aç. Aç çocuğum şu telefonu, aç. Efendim anacık, efendim. Dört kere aramışsın kargalar kahvaltısını etmeden. Tatildeyiz nihayetinde. Telepati neyine yetmiyor da telefon ediyorsun ayrıca? Kadıncayız. Oğluşum, uyurken çekmiyor herhalde bu telepati değil mi? Bana bak, çok endişeleniyorum. Bak çok endişeleniyorum. Burada olma sebebimizi asla unutmanı istemiyorum yavrum. Ben sana bir şey söyleyeyim bak, kesinlikle hissediyorum. Bu Onur var ya, bu Onur. Bu Onur bir şeyler çeviriyor. İnan buna. Yoksa asla böyle bir tatil böyle 2-3 günlüğünü organize etmezdi yani.
Anacığını duy. Anacığını duy. Bu çocuk bir işler çeviriyor. Bak bu işin içinde kesinlikle bir iş var. Gözünü kulağını dört aç yavrum. Tabii ki de. Gözümüzü ve kulağımızı dört açıyoruz. Gözlerim fal taşı şu anda benim. Şu anda görüyorum anacık. Yemin ediyorum kurtuluşla Onur'u görüyorum şu anda. Birlikte duruyorlar bacanak team. Ve bir şey karıştırıyor gibi de durmuyorlar. Hadi gel bacanak gel. Açsana peşlerinden, takıl peşlerini. Yürü. Tabii ki. Ben de merak ettim. Merak etmeyin Onur Bey. Düşündüğünüzden daha güzel bir organizasyon olacak inanın. Çok teşekkür ederiz. Yalnız bir şey diyeceğim bak ablacığım. Çok önemli, bunu kimsenin duymaması lazım ha. Benim son ümidim bu. Özellikle de eşlerimizin duymaması gerekiyor. O anda kadın, yemin ediyorum kadın. Onur'un yanında kadın var anacık. Lale'yi aldattığından eminiz şu anda. Hemen bir boy, bir porte, bir de mayolu fotoğrafıyla belgeliyorum. Saçmalama oğluşum. Bacanayla mı gidecek çocuk Lale'yi aldatmaya Allah'la? O da doğru. Bacanayla gitmez Lale'yi aldatmaya. Bu elin kızlarıyla niye konuşuyor acaba bu sarı çocuk? Yavrum nereden bileyim ben? Nereden bileyim? Ama mutlaka çözeceğiz yani. Takipte kal sen. Düş peşlerine. Takipteyim. Öğleden sonra tekrar detaylar için bir araya geliriz. Peki, teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler, iyi günler. Bacanak bu sefer oldu galiba bu iş var ya. Yemin ediyorum heyecandan böyle ayaklarım titriyor. Sen merak etme Bacanak. Bu sefer olacak. Güzel olacak. Ay bayıldım buraya, harika. Ah gerçekten ben de bayıldım doğrusu. Şadi Bey, Betül Hanım nerede? Erol'la birlikte dolaşıyorlardı. Ben söyledim, birazdan gelirler herhalde. Ha, benim Nergis de öyle. Bir önünü yakıyor, bir arkasını yakıyor, bir önünü. Ha, havuz başında ızgara oluyor. Onur da golfe gideceğini söylemişti. Ay çocuklara söyleyelim, mutlaka bundan içsinler. Muhteşem zira. Yıldız Hanım, biraz toparlanın. Şöyle. Bakar mısınız? Ben bütün gün mütemadiyen bundan içmek istiyorum. Lütfen sürekli getirin, olur mu? Ben de kırmızısından lütfen. Aşkım. Aşkım. Deliye değil, topa odaklanacaksın. Tamam mı? Tamam. İşte. Yapamıyorum ben, beceremiyorum bunu. Hemen de pes mi edermiş? Öğretmiyorsun ki ama. Öğreteyim aşkım. Tamam hadi. Bak şimdi. Şöyle tutuyoruz. Böyle mi öğreteceksin? Ne yapalım? Golf öğrenmenin zorluğu da bu. Yani bilmem ki. Aşkım bilmem ki ile olmaz. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. Şimdi ne yapıyorsun? Dediğim gibi önce topa odaklanıyoruz, tamam mı? Hı hı. Hedefimiz karşıda, orayla ilgilenmiyoruz. Topa bakacağız. Topa odaklanalım. Ama ben bu şekilde odaklanamıyorum ki. Şimdi nefes alıyoruz. Nefes çok önemli, tamam mı? Onur. Böyle mi golf öğretiliyor yani? Aşkım ne sandın? Golf eğitimlerinin %90'ı nikah masasında bitiyor. Ya Onur. Tamam, şaka yaptım. Hadi. Nefes alıyoruz. Derin nefes al. 3, 2 Ay! Aa, vallahi attık Onur. Aa, yaptık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi sopa seçmeyi öğreniyoruz. Hazır mıyız? Tamam.
Aa. Bacanak, istersen onu da ben öğreteyim ha. Abla, enişte, hoş geldiniz. Hoş bulduk Baldız. Ha bu var ya bu, golf diye tutturdu yani. Yavrum, bu golf mevzunda en önemli şey sopayı doğru seçmek. Ay sen nereden biliyorsun sopayı be? Yavrum, golf dediğin nedir? Patron sporu. Tamamen oradan uyanıyorum mevzuya yani. Aa tabii, bakın çok doğru söylüyor. Kendisi köfteci patronu olduğu için eksik kalmasın yani. Neyse ben şuradan bir 14-16 ayarlayayım kendime. O tamirci anahtarı değil kurtuluş. He? Ha yok tamam. Tamam işte yavrum, iyi bir sopa aldık yani. Hani. Yalnız bacanak şey diyeceğim bak hani, bunlar falan böyle geriye çok sopa kaldı. Günahtır, yazıktır. Bunları böyle ihtiyacı olan birilerine verelim ya. Böyle heder olmasınlar yani. Niye? Çünkü patron olmak biraz da el açıklığı gerektirir. Yalnız bacanak, bu sopalar mesafeye göre değişiyor. Öyle alelade değil yani. He. İyi o zaman ben bir top şey yapayım da şuradan. Hadi kurtuluş. Ağaç olduk burada, atacaksan at. Atayım yavrum da önce bu vücut önemli çünkü yani tam o pozisyonu bulayım da ondan sonra şey yapayım yani. Tamam abla, bak ne güzel çocuk gibi eğleniyor işte. Onur Bey, borsa işleri falan nasıl gidiyor? Yani biraz dalgalı bu ara tabii. Allah'tan yüzme bilen patronlarız ha. Vallahi bunda bir haller oldu ablacığım. Vallahi bir haller oldu yani. Tamam, boş ver. Yani ne bileyim, şimdi ben ne diyorum acaba bu köfte hisselerini böyle halka mı arz etsem ha? Heh. Yani aslında isabetli bir karar olur ama arbitraja da dikkat etmek lazım. Ha şey diyor bak, bu Beşiktaş'ın yeni aldığı çocuğu diyorsun sen. Yok yani kur farkı. Kur. Kurtuluşun kuru, hadi kur. He. Hey canım neyse hadi. Ben şu vuruşu yapayım da sonra konuşuruz bacanak. Yaptım yavrum. Ya senin neyine koydun? Ya şey yaptım. Onur bir şey yapamadım. Sopa nerede? Sopa nerede? Sopa. Bırak sopayı, bırak. Senin ne işine girer koydun işte ya? Pardon. Bir dakika bakar mısınız? Buyurun efendim. Eğer gözlerim beni yanıltmadıysa biraz evvel kuzenim Onur Sarıhan'la yüz yüze görüşme imkanınız oldu. Evet efendim. Benim de kendisine bir sürprizim olacak kuzeni olarak. Neyle ilgiliydi? Neyle ilgiliydi? Sürpriz nikah töreniyle. Aa vallahi, aa evet. Yaşayın be. Sürpriz nikah töreniyle ilgili, evet. Yalnız aramızda kalsın. Ailecek sır olarak tutuyoruz aramızda. Tabii tam olarak neyle ilgiliydi? Şöyle, talebim şu. Diyorum ki pastanın tam kesilme anında düğün pastasının içine ailecek girsek diye patlatsak. Ha, olmaz mı sürpriz? Pek mümkün değil sanırım. Yarına kadar o büyüklükte bir pasta hazırlatmamız güç. Olsun, sağlık olsun. Neyse, araşırız. Görüşürüz. Allah! Alo, anacık. Babacık geliyor, hemen söylüyorum. Düğün organizasyonu, acil durum. Düğün yapıyormuş bu. Yeniden evleniyormuş. Evli olduğu Lale ile. Onur Lale ile evleniyor. Haber bu. Hadi kapattım, öptüm. Kip bay. Nerelerdesiniz be gençler? Hayırdır oğlum? Bir gerginsin. Bizi görünce bir telaşlandın sanki. Yo, genel. Ya sen neredesin Elol ya? Ne işler karıştırıyorsun yani? Golfe gideceğim, hazırlandım. Ben seni bekliyorum. Kızım, sen golf oynamayı ne ara öğrendin? Senin ataların çelik çomak oynardı, cirit atardı. Sen golfü ne ara öğrendin de ne ara bu kadar merak sardın? Aygır Woods. Erol bak, beni sinirlendirme yani. Herkes gitmiş ya, Onur'la Lale de orada. Hadi mızıkçılık yapma, ne oynayın benimle. Saçmalama Erol. Filiz'i al ve git. Onur'un sürpriz nikahına git. Onur'a yakın dur, detayları öğren. Gidelim kız, aman golften de geri kalmayalım. Gidelim be, bu da mı golf değil? Hadi bakalım gidin, güzel güzel oynayın. Ben de gelirim biraz. Hadi. Çok da elit de bir spor. Evet. Gerçekten.
tam şu düğün gecesinde yangın alarmını çalıştırsam acaba? Yok, sahte alarm olduğu anlaşılır yani. Olmaz. Gerçekten oteli mi yaksam acaba? Yok bir ahir, çok abartılı olur. Olmaz. Çalıştır şu saksıyı Betül, çalıştır şu saksıyı. O düğün olmamalı. Organizasyonu Onur yaptığına göre Lale'nin hiçbir şeyden haberi yok. Lale düğünden önce İstanbul'a dönerse her şey fiyaskoyla sonuçlanır. Yine burukluk, yine mutsuzluk. Ay buldum galiba, vallahi buldum. Ay ellerimi ovuşturasım var vallahi. Yavaş yavaş Betül, yavaş. Sakin. Ay dış kapının ertesi geliyor ayol yine. Kadın da radar mı var ne? Nereden biliyor bizi? Nasıl hayır, seziyor? Hayır diyorum ki yani böyle bir Betül savar olsa sıksak sıksak Betül'ü salsa böyle. Aerosol gibi adeta. Kızlar, kızlar. Ay sizi arıyorum her yerde. Yakaladım sizi. Aa, ne yapıyor Songül Hanım orada? Ne yapıyorsun burada? Böyle sen. Songül Hanım ne yapıyor? Çekil, çekil. Ay ya. Güneşten mi saklanıyorsunuz siz? Aa, no. I am tourist. I am Mary. I am Alman. Ne? Songül Hanım? Ay, dalmışım. Rüyamda Almanya'daydım. İçi geçmiş güneşten tabii. Ay canım. Ay katılıyorum ben. Bak gene oldu. Ne yapıyorsunuz burada böyle bakayım? Bensiz, meyve kokteylleri, meyveler. Bensiz. Ay sensiz mümkün mü acaba? Değil. Var mı yeni dedikodular? Taze taze. Hadi verin bana. Geri katılıyorum. Ay vallahi nazar değmesin bize ya. Aynen altın kızlar gibi olduk. Değil mi kızlar? Değil mi, değil mi? Ya öyle olduk. Vallahi bravo. Yemin ediyorum kızım ben üflüyorsun diye zannediyordum. Vallahi golf doğa yeni çıktın. Aferin kız, ne anasının gözüymüşsün. Vallahi eye of the Tiger Woods. Ya bende daha ne özellikler var ya. İzleyin iskocitom. Filiz vallahi tebrik ederim, çok güzel oynuyorsun. Vallahi bu bizde aile geleneği. Ben babamdan öğrendim. Dedem de babama öğretmiş. Öyle yani, dedem gillerden geliyor. Ama ben biraz paslanmışım ya, yoksa daha iyiyimdir yani. Paslanmış halim bu mu Filiz? O zaman ben biraz daha ciddi oynamaya başlıyorum. Odri meydan. Buyurunuz Onur Bey yani. Denizden korksak muza binmezdik. Kızım vallahi bu tırtı senden ha. Tırs da şu uzun sarıyı yiyen dile benden ne dilersen. O zaman bu sözünü unutma. Hadi gidelim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.